Yani burada tabii bir dehumanization söz konusu. O tarafı var tabii. Yani, yani e, karşı taraftaki insanları insan olarak görmeme. Zaten en son yapılan açıklamalarda da işte bunlar hayvan falan böyle yaşamakları yok falan diye. Ben o açıklamaları duyduğumda hani ama bunun arkasından bir soykırım, çok ciddi bir katliam geleceğini e, e, tahmin ettim. Çünkü yani her soykırımdan önce mutlaka bir dehumanizasyon. Yani... E, bunlar insan değil. Bunlar insan değil. Dolayısıyla her türlü muameleye layık. Yani e, bunlar hayvan, domuz, işte yani şeytan artık ne olursa e, peşinden o katliam geliyor, zulüm geliyor. Mesela işte holokost öncesinde de Yahudileri hani dehumanizasyon yapıyorlar. Bosna'da mesela o Bosnalıları dehumanizasyon yaptılar. Mesela şeyde... E, e, Yerli, Cezayir'de. Yer, yerlileri, yerlileri mesela Amerika'da, Latin Amerika'da hakeza ya bunlar insan değil zaten hani iki ayaklı hayvan e, şeklinde böyle bir şey. Sonra peşinden artık istenilen muamele e, orada e, yapılmış oluyor. Yani burada da bir düğmanizasyon e, şeyi var. Yani ya bunlar insan değil hayvan işte vesaire falan gibi böyle açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla bir yaşama hakları olmaması lazım yani vahşi hayvanları niye hani burada yaşatalım şeklinde bir durum söz konusu olmuş oluyor. Tabii o bu dehumanizasyonun da hani böyle ırkçı ideolojik dini temelleri olabiliyor. ondan sonra yani yapılan yani herhangi bir muamelenin de yani ahlaka aykırı hiçbir tarafı yok. Hukuka aykırı hiçbir tarafı yok. şeklinde bir ee, şey bir algı e, oluşmuş oluyor ee, o e, süreçte şimdi burada da benzer bir süreç görüyoruz yani sanki bu Filistinler artık insan değil yani bunlar her türlü muameleye layık işte e, adeta insanlık dışı böyle bir takım haşere canlılar yani e, yaşamasalar daha iyi etraflarını rahatsız ediyorlar falan gibi İşte gene hani o Edward Said'in hani blaming the victim hani mağduru suçlama şeysi yani e, yani esas amaç hani orayı işte işgal etmek ve Filistinlerden temizlemek ama bir şekilde bunun meşrulaştırılması ve suçun da onlar üzerine yıkılması gerekiyor. Buradaki tabi pattern işte yani sömürgeci ülkelerin diğer yerlerde yaptıklarının aynısı yani. Hani pattern olarak hani analiz ettiğimizde aynı süreçler işletilmiş oluyor yani. Amerika'daki sömürgecilik, ha Latin Amerika'daki Model aynı modeli uyguluyor. Ha, değil mi? Yani, aynı model evet. yani. Hani önce dehumanizasyon. Ondan İnsanlık sonra, dışına etme bunlar insan ondan sonra katliam işte e, vesaire o şekilde. Yani burada benzer bir süreç işliyor. Ama bu süreç mesela daha önce Haçlılar tarafından da işletilmiş. Yani Haçlılar gelip hani Kudüs'te bütün Müslümanları kılıçtan geçiriyor malumun. Yani bir tane Müslümana yaşam hakkı vermiyorlar. Halbuki Müslümanlar onlara yaşam hakkı vermişler. Hayatlarına garanti altına almışlar. Onlar Kudüs'ü ele geçirir geçirmez bütün Müslümanları kılıçtan geçiriyorlar. Yani orada da bir dehumanizasyon yaşanıyor. Şimdi bu sefer e, Yahudilerin yönetimine e, geçiyor Filistin. E, bu sefer de onlar hani benzer bir dehumanizasyon süreci e, e, şey yapıyorlar, e, yaşatıyorlar. Halbuki yani e, tarihi olarak baktığımızda hani mesela Avrupa'da Yahudiler nasıl yaşıyordu? Hristiyanlar onlar nasıl muamele yapıyordu? Mesela Endülüs'te. Değil mi mesela? Ve Osmanlı dünyasında. Yani eğer Öyle. eski topraklarını istiyorsan git Endülüs'teki Yahudi topraklarını iste. Değil mi? Yani orada yaşıyordular. Yani onları işte oradan çıkarttılar. Gelip Osmanlı'ya sığındılar. Yani eğer yani tarihi olarak sahip olduğun mülkü isteyeceksen gidip Endülüs istemeleri lazım ee, şu olarak e, bakıldığında, evet e, yani böyle bir çelişkiler e, dünyası ama burada hani e, güçlü olan haklı e, olmuş oluyor yani e, güç konuşuyor. Evet <laughs> e, işte modern dönemin özelliği o zaten hani e, böyle hak hukuktan ziyade güçlü olan şimdi bir şeyi hatırladım e, bir insan hakları toplantısında bir e, şeye hahama Rabaya bir ödül vermişlerdi insan haklarına katkısından dolayı e, Minnesota'da bir toplantıda ve ona demişlerdi ki e, yani insan hakları alanındaki tecrübeni bir cümlede özetler misin? O da şöyle bir cümle kurmuştu Tanrı hiç kimseyi haklarını savunmayacak kadar zayıf yapmasın. Yani dolayısıyla haklı olmak başka haklı çıkmak başka. Yani modern dönemde haklı olmanın hiçbir önemi yok. Yani güçlü olup hakkını alabiliyorsan, savunabiliyorsan hakkını kullanırsın. Ama hakkını alabilecek, savunacak kadar güçlü değilsen o hak sana asla yani kimse böyle cömertliğinden dolayı mesela insaflığından adamla sana onu vermez. Tabii bizim Türklerde de yani benzer bir şey var. Ee, Müslümanlarda da biz haklıyız nasıl olsa dünya alem bizim haklı olduğumuzu bilsin, kabul etsin şeklinde bir yaklaşım var. Böyle bir, bir beklenti şey var. <laughs> ha böyle bir beklenti yok yani. Bu hayali bir beklenti yani. Evet. Yani e, haklı olduğun halde haklı çıkabilmek için işte bir sürü lobi yapman lazım, algo operasyonu yapman lazım, şunu yapman lazım, bunu yapman lazım falan ki Ve güçlü haklı, olman lazım. Ve güçlü olman lazım haklı çıkabilesin yani. Mesela bizim işte e, ya birçok uluslararası ilişkilerimizde böyle saf bir beklenti var. Biz bu konuda haklıyız. Herkes haklı olduğumuzu görsün, hakkımızı versin şeklinde. Böyle bir durum söz konusu değil yani. Dolayısıyla yani Filistin'in orada haklı olması da hiçbir şey ifade etmez. Tam yani haklı çıkabilmeleri lazım. Haklı çıkabilmeleri güç sahibi olmaları lazım. Ellerinde bir güç yok. Yani ee, ee işte ee, do do dolayısıyla hani ee, algıyı yönetenler gene belli gruplar olmuş oluyor. Onlar orada yani hem mağdur hem de suçlu pozisyonla ister istemez düşmüş oluyorlar. Evet, yani burada şekilde. tabii önemli olan nokta şunun farkında olmak lazım. Filistin meselesi sadece Filistinlileri ilgilendiren bir mesele değil. Yani evet. bütün bir insanlığı ilgilendiriyor. Yani niye bütün bir insanlığı ilgilendiriyor? Çünkü Filistin'de Kudüs'te eğer orada yaşayan insanların hakkı ve hukuku temin edilemezse e, o zaman bunun anlamı şu olacak. Yerküre'de hiçbir yerde insanların hak ve hukuku savunulamayacak evet. demek. Yani çünkü insan hakları bir yerde çiğnenilmişse bu bir precedent. Ama bu özellikle Ama özellikle, teşkil ediyor yani. ama özellikle e, Filistin'de evet. Kudüs'te. Evet. Yani bu evet. Kudüs'ün o sembolik e, evet. değeri konumu çok çok önemli. Evet. Yani şimdi orada insan hakları çiğnendikten sonra savaş suçları işlendikten sonra e, ve Batılı devletler de buna müsaade ettikten sonra ve destekledikler, destekledikten sonra geçtik, evet. başka bir yerde bunu tekrar savunamazlar yani. Evet. Yani e, çünkü artık o aslında yani e, insan haklarının e, söyleminin Artık sonu e, demek olur. Belki de bundan sonra onu kaldıracaklar yani. yani Hayır e, kaldırmayı yani isteyebilirler. O, çünkü o, o söylemi kullanıyorlardı. Hı. Ve o söylem sayesinde işte bazı amaçlarını gerçekleştiriyorlardı. Çünkü insan haklarını da enstrümantalize ediyorlardı. Yani öyle bir samimi bir şey yok. Yani mesela insan hakları New York'ta ilan ediliyor. Ama aynı New York'ta zenciler o hakların hiçbirine sahip değildi. Onun için Malcolm X onun mücadelesini veriyordu. Martin Luther King onun mücadelesini veriyordu. Yani bir taraftan hani dünyada insan hakları şampiyonluğu yapıyorsun. İşte Birleşmiş Milletler orada kuruyorsun ama aynı şehirde bazı insanların ondan şey yok e, yani e, istifade edemiyor, faydalanamıyor ki ancak yani sivil haklar mücadelesinden sonra ki hem Malcolm X hem Martin Luther King öldürüldükten sonra hani siyahiler e, o haklardan istifade eder hale ee, az çok geldiler yani gene tabi kültürde yani gizli bir şekilde, örtülü bir şekilde o ayrımcılık, ırkçılık gene devam ediyor ee, yani bir şekilde. Şimdi e, yani bu kadar açık bir şekilde insan hakları çiğnendikten sonra e, yani ve batıl devletler de bunu destekledikten sonra bundan sonra mesela insan haklarının geleceği ne olacak? Hani e, mesela yarın tekrar mesela işte ne bileyim işte e, savaş suçlarından insan haklarından vesaire nasıl bahse bahsedecekler yani ben onu biraz merak ediyorum yani. İşte yani onun için de yani şu nokta çok önemli e, bütün e, imkanların kullanılarak e, gerçekten de e, şeydeki Filistin'de yaşayan insanların e, hakkını ve hukukunu temin edecek bir şeyin. Evet. şartların orada oluşturulması gerekiyor. Evet. Yani bu dediğim gibi bu mesele sadece işte orada yaşayan işte birkaç milyon üç beş milyon insanla alakalı değil. Orada bütün insanlıkla alakalı bir model bir hadise söz konusu, temsil gücü yüksek bir hadise söz konusu. Bu temsil gücü yüksek bir hadise olduğu için mesele sadece onları ilgilendirmiyor yani. Hı. Şöyle kimse şunu söyleyemez. Ya orada işte şeylerle e, Filistinlilerle, işte Araplarla Yahudiler arasında bir e, kavga var. E, bu kavgada işte birbirlerine ile karşı şunu şöyle yapıyor, Aynen. böyle yapıyor. Yani bırakalım kavga etsinler, ne yaparsa Tabii, yapsınlar diye diyemez yani. E, niye? Hı. Dediğim gibi eğer şeyde, e, Kudüs'te e, insanların huzur içerisinde farklı farklı insanların din mensubu insanların yani Hristiyan Yahudi ve Müslümanların barış içerisinde yaşama imkanı temin edilmezse şayet dünyada da böyle bir umut, böyle bir şey olmayacak demektir. Şimdi Dolayısıyla yani bunun özellikle farkında olmak lazım Bu nedir bununla alakalı olarak tabii siyasetçilere ayrı bir vazife düşüyor, e, ilim adamlarına ayrı vazife düşüyor e, filozoflara ayrı vazife düşüyor, şairlere edebiyatçılara filmcilere habercilere burada herkes bir anlamda kendi üzerine düşen bir şey var. Bir vazife var e, Dolayısıyla bütün bunların her herbisiyle alakalı gerçekten de kapsamlı bir şekilde meseleye yaklaşmak gerekiyor. Yani e, şu değil. Yani e, şeyi e, Filistin meselesi e, işte şeylere Amerikalılara bırakılacak efendim Yahudilere bırakılacak, İsraillilere bırakılacak veya sadece Filistinlilere, Araplara bırakılacak bir mevzu değil. Yani burada yani bakıldığında dediğim gibi mesela şey değil. Yani sadece bir e, bölgesel bir e, e, hadise değil. Bölgesel bir hadise olmadığı için şimdi bakıyorsunuz işte e, Amerika hemen e, şeylerin donanmasını gönderiyor. Uçak gemisini vesaire. Evet. Öbür tarafta Rusya başka bir şey yapıyor. Çin'in onunla alakalı başka bir tavrı var. İşte İngiltere'nin ilgisi daha farklı. Ama aynı zamanda bakıyorsun dünyanın dört bir tarafında her tarafta yani mevcut yaşayan 2 milyar Müslüman diken üstünde takip ediyor. Evet. Ve tabi yok Müslüman olmayanlar da bir tabii sürü tepki veriyorlar. E, yani. tabii. Çünkü orada yapılan hadiseyi yani eleştirmek için, reddetmek için, kınamak için Müslüman olman gerekmiyor evet. yani. Yani bütün insani değerler yani işte bugüne kadar işte kutsanan işte savaş hukuku olsun, insan hakları olsun mesela hepsi çiğneniyor. dolayısıyla yani sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayan insanlar da hatta Yahudilerin kendileri de buna şey yapıyorlar. Çünkü yani bu olay bence en fazla zararı Yahudilere veriyor. Yani dünyadaki Yahudi imajı e, çok fena bir şekilde zedeleniyor ve adeta yani bütün insanlığı yani böyle Yahudileri kötü görecek, görecek e, bir şekle e, sokuyor. Yani aklı başındaki Yahudiler de bunun farkında. Yani onlar da bizim adımıza böyle şeyler yapılmasın diye mesela işte New York'ta filan yapılan protestolarda Yahudiler hani ee, işte Almanya'da mesela gene hakeza kendi Yahudiler protesto ediyorlar. Yani ya bizim bununla bir alakamız yok. Hatta Amerikan i̇şte, Kongresini galiba. evet evet. Bastılar evet. değil he, mi? He, evet. evet basıp orada yani bizim adımıza yani şey yapılmasın diye. Çünkü e, 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 yani Le'sus yani seva yani hepsi biraz önce konuştuğumuz gibi yani bütün Yahudiler hepsi Siyonist, hepsi hani bunu destekliyor şeklinde bir şey söz konusu değil. Yani bütün Hristiyanlar da bütün Batı dünyası da bunu destekliyor diye bir şey söz konusu değil. Yani orada da hakka, hukuka, adalete saygı duyan insanlar var. Onlar da hani buna karşı Hatta, çıkıyorlar. Zaten benim kanaatim yani mesela burada İsrail'i bu tür zulümlerini durdurabilecek tek güç var. O da Yahudilerin kendileri. Yani yani hariçten bir gücün hani bu yapılan zulmü durdurması çok zor. Yani şu şartlar içerisinde ha, yakın zaman ha. dilimi içerisinde. Evet. Ha uzak zaman ne getirir ayrı. Tabi yani şu andaki şu anda evet. çünkü çok asimetrik bir güç e, şeysi var dengesi var. Hani dışarıdan bir gücün hani İsrail'e müdahale edip hani e, şey yapması falan mümkün değil yani. Ama ancak Yahudiler kendi içlerinde e, bu yapılan olay çok yanlış. Bunun yakımı uzun vadede hani dünyada bizim konumumuzu çok kötü etkileyecek sonuçları olur. Biz onun yerine burada barışçı bir ortam kuralım şeklinde. Ancak onlar engel olabilirler yani. Yoksa ne Amerikan engel olabilir, ne Rus engel olabilir, ne Batı devletleri engel olabilir. Müslümanlar zaten darmadağınık, yani onların da bir şey yapacakları bir şey yok. Ama yani Yahudilerin ve İsrail'in kendi içinden yani sağduyulu hakkaniyet sahibi insanlar. Ama onlar da sesleri zayıf.